Olmadan bak meydan var mı sineklerin? Onların da yaratılışının sebebi var. Bir Amerikan profesörünün tespitinde okudum. Amerika'da bir tatil kasabası, ismi filan da var. Bir tatil kasabası, turistlerin gelip de rahat rahat keyif sevk ettikleri bir tatil kasabası. O kasabaya, kasabada tabii her yerde olduğu gibi sinekler var imiş. Bir hayli sinek. Bu bir takım turistleri, ehli keyfi rahatsız etmiş. Hemen müracaat etmişler hükümete, devlete neyse. O kasabadaki bütün sinekleri öldürmüşler. Tek bir sinek kalmamış. Bunun üzerine o kasabada hava öyle bir ağırlaşmış ki artık sıkıntı başlamış. Hava ağırlaşıyor. Tekrar profesöre müracaat ediyorlar. Diyor ki şimdi anlaşıldı. Meğer o sinekler havada uçuşan 360 derecelik her istikamete radarsız ve direksiyonsuz uçuşan o sinekler meğer oradaki havayı hareketlendiriyorlarmış. Havanın içinde çünkü azot var. Havanın içinde hidrojen var. Çünkü havanın içinde oksijen var. Çünkü havanın içerisinde birçok gazlar var. Bunların içerisinde insana yarayan ve insanın ciğerine çektiği tek şey oksijendir. Oksijen, azot, hidrojen bunlar havada karışık olduğu için sinekler havada durmadan uçuşunca bu gazları karıştırıyorlar, oksijeni hareketlendiriyorlar. Oksijen hareketlenince insanın teneffüsü kolaylaşıyor diyor. İnsanın teneffüsü kolaylaşıyor. Sinekleri bile bir gaye olmadan, bir maksat olmadan yaratan Allahu Teala insanı gayesiz yaratır mı? İnsanı manasız yaratır mı? İsa'yı gökyüzüne gayesiz çeker mi? Deryüzüne tekrar gayesiz indirir mi? Bu kanunsuz olabilir mi? İşte aziz kardeşlerim, bir Müslüman gökyüzünü ve yeryüzünü inceleyecek. Bütün fenni ve fiziki ilimleri Müslümanların bilmesi lazım. Çünkü Cenab-ı Hak nedir? Bakınız, kısaca kesiyorum. Allahu Teala Rabbül Alemin'dir. Ne demek Rabbül Alemin? Bütün alemlerin Allah'ı demek. Bütün alemlere kanun koyan, bütün alemlere nizam ve ahenk veren. Mesela sinek bir alemdir. Rabbül Alemin deyince sineklerin de terbiye edicisi, sineklere nizam veren de Allahu Teala'dır. Yeryüzü de bir alemdir. Yeryüzünün de Allah'ı ve nizam vereni Allah'tır. Rabbül Alemin. O halde bütün ilimlerde, fen ve fizik ilimlerinde, kimya ilimlerinde, matematik ilimlerinde, kozmografyada, topografyada, coğrafyada, her türlü biyoloji, sosyoloji, meteoroloji, ne kadar ilimler varsa, hidroloji, hepsinde Müslümanların yükselmesi ve ilerlemesi lazımdır. Bir Müslümanın ilmi çoğaldıkça Allah'ı tanıması o kadar kolaylaşıyor. Bir Müslüman ne kadar ilim sahibi olursa Allah'ı anlaması kolaylaşıyor. Yeryüzünü anladıkça Allah anlaşılıyor. Çekirdekler, zerreler, küreler, gökyüzü, fezalar anlaşıldıkça Allahu Ekber diyerek Allah'ın büyüklüğü anlaşılıyor. Onun içindir ki ne kadar hoşuma gider, İslam dininde cehalet o kadar kötü bir şeydir ki, fensiz, fiziksiz, ilimsiz olmak. İlimsiz olmak. Bizi Avrupa'nın emperyali sömürgesi altında tutanlar, yıllar yılı sanki bu ilimleri yalnız Avrupalılar bilirmiş, sanki petrol aramayı yeryüzünün derinliklerinde, Ege denizinin derinliklerinde, çöllerde sanki petrolü yalnız Avrupalılar ararmış, başkaları bu işleri bilemezmiş gibi Avrupalıyı efendi, kendisini köle telakki edenler bugüne kadar ne hale geldi? Alemi İslam ne hale gelmiştir? Müslüman evvela silkinmeli, uyanmalı ve bu fen ve fizik ilimlerini kökünden yakalamalıdır.